Bir sesin peşinden gitmek, bir şarkının hayalle gerçek arasında kurulmuş, büyümüş, yükselmiş bir dünyanın sesine yürümek. Artık unutulmuş bir şarkının peşinden gitmek. Taş ustasının keserinde, bakırcının çekicinde, kutnu ustasının tezgahında, sazendenin mızrabında, fıstık ağaçları arasında uğuldayan sese yürümek. Binlerce yıllık kadim seslerin harmanlandığı o kaleye varmak. Bir kentin geçmişini en iyi anlatan seslerdir. Çarşılardan, hanlardan, sokaklardan çağıldayıp gelen sesler. Zanaatkarın şarkısı unutulursa hatıralar kaybolur. Değerler, onun çevresindeki hikayeler, geldiğimiz yer, yaşadığımız gerçek, kurduğumuz medeniyet, bir tarih kaybolur. Bu yüzden kadim seslerin izini sürmek gerekir. Hatırlamak, anlamak, öğrenmek için. Gaziantep'te o sesleri bulmak için yürüyeceğimiz yer kaledir. Çarşıların, bedestenlerin, hanların, hamamların, camilerin, evlerin etrafına yığıldığı kentin yüreği Aintab Kalesi'dir. Gazi Kenti, yükselen, yükseldikçe ışığı daha çok parlayan bir yıldız gibi. Çevresindeki kadim yerleşimlerin zamanla merkezi haline gelen, kültürlerin, ticaretin ve adından da anlaşılacağı gibi yiğitliğin buluşma noktası. Işığı geçmişte İpek Yolu kervanlarına yol gösteren, bugün bölgesinde enerjik bir metropol. 6000 yıldır dev bir kayanın üzerinden çevresine hükmediyor. Şimdi zamanın kavşağında duruyor ve onun kapılarını İslamiyet'e açtığı günlere dönüyoruz. 7. yüzyılın ikinci yarısında İslam orduları Halep'e, oradan da Anadolu içlerine doğru, Toroslara doğru ilerlediler. Bizans topraklarındaki çatışmalar uzun süreli olmasa da büyük tahribata yol açtı. Halife Ömer dönemindeki fetihlerden sonra 10. yüzyıla kadar Bizanslılarla Araplar arasındaki sınırda önemli değişiklikler olmadı. Bu süreçte Kuzey Suriye'den Çukurova'ya kadar uzanan bölgede İslam dini yerli halk tarafından benimsendi. Güneyden gelen göç dalgasıyla Müslüman nüfus daha da arttı. Bunlar arasında Türkmen boyları da vardı. Haçlı seferlerine kadar Dülük'ün de aralarında bulunduğu yerleşimler Avasım yani sınır kentleri olarak düzenlendi ve sur duvarları tahkim edildi. Bu süreçte bölge Abbasilerin özellik tanıdığı Hamdanilerden Seyfül Devle'nin yönetimine geçti. Fakat askeri nitelikli Avasım hattı 969 yılında delindi. Bizans İmparatoru Nikeforos Fokas'ın o yıl Antakya ve Halep'e gerçekleştirdiği sefer yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Sınır kaleleri ele geçirildikten sonra Müslümanlar öldürüldü ve Bizans 100 yıl daha bölgeyi elinde tuttu. Bölgedeki değişim rüzgarları 1066'da Selçuklu ordu komutanlarından Emir Afşin, daha sonra Danışmentlilerden Gümüştekin ve Süleyman Şah'ın akınlarıyla yeniden esmeye başladı. Türkler diğerleri gibi geçici değildiler. Burayı yurt edinmek üzere gelmişlerdi. Ama o dönemde tarihin en kanlı savaşlarına sahne olacak yeni bir sayfa açıldı. Haçlı Seferleri. Birinci Haçlı Seferinden sonra Bizans İmparatoru'nun Antakya Prensi Bohemond'a verdiği araziler içinde Dülük ve çevresi de bulunuyordu.
Dönemin önemli müellifi Urfalı Mateos, Papaz Grigor ve Süryani tarihçi Ebu'l-Fereç bölgedeki en güçlü kaleleri sayarken bugün Oğuzeli sınırları içerisinde yer alan Tilbeşar'ı ilk sıraya koyuyorlar. Dülük'te adından sıkça söz edilen bir kale. Ancak bugün eski Dülük'te 11. yüzyıla tarihlenen bir kale yapısı bulunmuyor. Bu durumda Bizanslıların 10. yüzyılda Dülük merkezini eski yerinden bugünkü Gaziantep'in olduğu yere taşıyarak aynı adı verdikleri düşünülüyor. Daha sonra Arapların bu yeni kente Aintab demiş olmaları kuvvetle muhtemel. Aintab adının nereden geldiği yönünde çok sayıda rivayet var. Arapçadan bir yakıştırmayla pınar ya da suyun gözü yani kaynak yeri anlamına geldiğini düşünenler hayli fazla. İlk defa buradan bahseden, Antep şehrinden bahseden bu Urfalı Mateos. 12. yüzyıl. 12. yüzyıldan önce burada bir yerleşim yok. Buranın kuruluşu bu pazar yerinin genişleyip büyümesiyle ortaya çıkan bir yerleşim yeri. Şimdi dolayısıyla Antep şehrinin başlangıcını, şehirsel başlangıcını, arkeolojik değil, şehirsel başlangıcı 12. yüzyıla kadar götürüyoruz. Yani 800 yıllık bir şehir burası. 12. yüzyıl Arap tarihçileri, Aintab'ın Anadolu Selçuklularıyla Urfa Kontluğu arasındaki çekişme alanında olduğunu yazıyorlar. Büyük Selçukluların Halep Atabeyi Nureddin Zengi de Tilbeşar ve Aintab'ı ele geçirmek için bölgede çatışmalara giren önderlerden. Onun ölümünden sonra 1174'te Suriye'ye ve böylece Aintab'a egemen olan Selahaddin Eyyubi ile oğlu Halep Meliki Ez-Zahir Gıyasettin zamanında kale içerisine köşkler, camiler yapılıyor. Kale dışında da bahçe ve bağlar kurularak halkın buraya yerleşmesi sağlanıyor. Anadolu Selçukluları her ne kadar bölgeye nüfuz etmeye çalışsa da Eyyubilerden sonra Memluklular uzun süre Aintab ve çevresinin tek hakimi oldular. 1258'de Moğolların istilasıyla sarsılan bölge, onlarla işbirliği yapan Kilikya Kralı Hetum'un sayesinde diğer bölgelere göre daha az talan ve tahribat gördü. Ancak Moğollar 2 yıl sonra Aintab'ı Memlük Sultanı Baybars'ın ordularına terk etmek zorunda kaldılar. Türkmen aşiretlerinin kente yoğun olarak yerleşmeleri bu tarihten sonra başladı. Avşar ve Bayat boyları başta olmak üzere bölgenin Türkleşmesine katkı sağlayanlar daha sonra kendi aralarında iktidar mücadelesi yaşadılar. 1400'de Timur ordularının istilası, ardından güçlü bir bölge emirliği haline gelen Dulkadirlilerin Memluklularla çatışmaları, Osmanlıların hakimiyetine kadar inişli çıkışlı bir yüzyıl yaşanmasına neden oldu. Uzun süre ateş ve bereket arasında yaşayan Aintab'ın hikayesini Arap tarihçi Ebu'l-Fida şöyle anlatıyor. Buralarda çok kan akmıştır ama suyu boldur. Su acıları alıp götürmüş, bağlara, bahçelere bereket getirmiştir. Dülük bir harabedir. Karşısındaki Aintab ise bayındır bir kent. Kudretli bir kaya üzerine oturmuş kalesi Halep'inkine benzer. Ondan daha küçük, daha çelimsizdir. Ama daha güzeldir. Aintab kalede saklıdır. Kale yapıları kadim yerleşimlerin belleğidir. Geçmişin ruhunu taşıyan, şehadetine, göz ve gönül tanıklığına saygı duyulan bu yapılar bir nüve, tohumdur. Çevresine yığılan, arkasını ona yaslayan kentler gücü ve özgüveni hep kalelerinden alır. Gaziantep belki de bu yüzden önde, ileride olmak için çabalar. Çünkü kalesinin üzerine oturduğu Yalçın Tepe'nin adı Kudret Kayası'dır. Gaziantep bir yerleşim merkezi olarak tarih sahnesine geç çıktı. Günümüzdeki kale yapısının bulunduğu kayalık alanda Bakır Çağı'na tarihlenen, yani günümüzden yaklaşık 6000 yıl öncesine giden yapılaşma izleri var. Daha yakın dönemlerde ise uzun süre askeri amaçlarla kullanılmış, garnizon niteliğindeki yapılaşmaların izlerine rastlanıyor. Hemen kuzeyindeki Dülük'te, Kebertepe'nin üzerindeki kent, yüzyıllar boyunca bölgenin merkezi yerleşimi olmuş. Dülük, Roma ve Bizans dönemlerindeki konumunu ve etkisini önce Tilbeşar'a, ardından Aintab'a kaptırmış.
Günümüzdeki tahkimatın temelleri 6. yüzyılda kaleler mimarı olarak adlandırılan Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından atılmış. Kalenin güneydoğu bölümü bir höyüğün, kuzeybatı bölümü ise ana kayanın üstünde bulunuyor. Eğimli bir arazinin üzerinde, dairesel bir alana oturan kalenin bedenlerinde 12 burç, yani kule yapısı var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 36 burçtan söz ediyor. Muhtemelen diğerleri dış surların üzerinde yer alıyordu ve günümüze ulaşamadılar. Bu dev yapıya giden taş köprüyü geçince İmam-ı Gazali Hazretleri'nin makam odası olarak adlandırılan bir burç yer alıyor. Kalenin en dikkat çekici özelliği ise çevresinde eni 30, derinliği 10 metreyi bulan hendek. Kale kapısından girildiğinde yapının içine ve üstüne doğru açılan iki yol görülüyor. Biri galeri, dehliz ve kale odalarıyla zindan bölümüne giderken diğeri kalenin üstüne çıkıyor. İç bölümler restore edilerek bugün Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'ne dönüştürülmüş. Kalenin üstünde ise yapılan arkeolojik kazılarda bir hamamla bir camiye ait mimari unsurlara ulaşılmış. Kalede ana kütle altında bir su kaynağı bulunuyor. Kayadan oyularak yapılan iki dehliz sayesinde suya ulaşılıyor. Kalenin değişik tarihlerde onarıldığı biliniyor. Onarımlara ait en eski kitabe 1481 yılında Memluklu Sultanı Kayıtbay'a ait olan. En eski Osmanlı yazıtı da Kanuni Sultan Süleyman'ın 1558 tarihli onarım kitabesi. Yerel tarihçilerden bazıları, kentin nüvesini oluşturan kalenin Kale-i Füsus, yani Yüzük Kalesi olarak anıldığını belirtiyorlar. Efsaneye göre bölge emirinin kızı, kalenin yapım masraflarını karşılamak üzere çok kıymetli taşı olan bir yüzüğünü satmış. 14. yüzyıl tarihçilerinden Ayni, Ayntab'ı anlatırken kenti Küçük Buhara olarak tanımlıyor. Ayni, 1388'de kentte 9 cami, 120 mescit, 20 hamam ve 15 medresenin bulunduğunu kaydetmiş. 100 yıl sonra kentin hakimi konumundaki Dulkadiroğullarından Alaüddevle Bozkurt Bey döneminde Ayntab'da yine önemli mimarlık eserleri inşa edildiği biliniyor. Kent nüfusu farklı etnik kökenlerden, farklı din ve mezheplerden oluşmasına rağmen Ayntab'da göreceli bir huzur ortamı yaratıldığı anlaşılıyor. Özellikle Osmanlı döneminde bu uyum ve istikrarın sonucu olarak kentteki ibadethane sayısı hızla artmış. Bir inanç ve ibadet vahası bu kent. Dört bir yönden kültürlerin gelip yaşam suyu, hayat kaynağı bulduğu Gaziantep'te hemen her inancın izi, ruhu ve hikayesi var. Camiler, kiliseler, havralar yan yana dizilirken sadece ilahi dinler değil, kadim inançların da sığındığı bir yer olmuş bu kent. Gaziantep dini mimari açıdan zengindir. Ama acılarla, kanla yoğrulan bu topraklarda huzur, uyum ve kardeşliğin eserleri de zarar görmüştür. Günümüze ancak 34'ü ulaşabilen yapıların ortak özelliği kullanılan taş malzemedir. Sadece evler değil, ticari nitelikli, kamusal özelliği olan yapıların hemen tümünde yöreye özgü havara veya keymih adı verilen yumuşak kalkerli kesme taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar ocaklardan çıkartılarak ustalar tarafından kesilir, duvarlara konulacak hale getirilirdi. Taşların en büyük özelliği çıkarıldıkları zaman yumuşak olmalarıdır. Ama zamanla sertleşirler. Bu ince gözenekli taşlar yapının içerisinde yazın serin, kışın sıcak bir ortam sağlarlar.
Gaziantep camileri gösterişli olmamalarına rağmen sadece bu yörede görülen bir üsluba, ölçülü bir estetiğe sahiptir. Yapı bütününde keymih taşı kullanılırken, taş kapılarda genellikle kara taş ve çarpın mermeriyle kündekari süslemeler yapılmıştır. Şirvani Camii'nde bir örneğini gördüğümüz gibi kızaklı ya da hareketli minberlere sadece Gaziantep camilerinde rastlanır. Dulkadiroğulları ve Memluklular döneminde yapılmış camiler Osmanlı döneminde kapsamlı onarım görmüştür. Fransız işgali sırasında tahrip edilse de taş işçiliğiyle hayran bırakan minareler yöreye has, şemsiye şeklinde saçaklı çatılarla örtülmüştür. Minarelerin en üst kısmında yer alan çini tabaklar da bu coğrafyada karşılaşılan bir süsleme biçimidir. Özellikle Handaniye Camii'nin minaresinde şerefenin altında 16. yüzyıla tarihlenen İznik çinileri dikkat çeker. Camilerdeki ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden birini Boyacı Camii'nin minberinde görmek mümkündür. Kentin en eski camisi Ömeriye, en büyük camilerinden Ali Nacar, bir Mevlevihane Camii olan Tekke, zarif bir taş yapı Alaüddevle Camii ve diğerleri. Gaziantep camileri plan ve süsleme bakımından farklılıklar gösterse de özgün mimari çizgilere, bu coğrafyanın ruhunu yansıtan ortak bir ruha sahiptirler. Bu ruh, işgal döneminde ağır tahribat görmesine rağmen bu mekanların ayakta kalmalarını sağlamıştır. İbadethaneler, Gaziantep'in dirençli ve kararlı insanlarının sahip çıktığı, uğruna yüreğini koyduğu, canını siper ettiği kutsal kalelerdir. Evliyalar kentidir Gaziantep. Hazreti Muhammed'in peygamberlik mührünü öpen Hazreti Ökeşiye, Yuşa Peygamber, Dülük Baba olarak bilinen Davud-ı Ejder, Pir Sefa, Said İbni Ebu Vakkas, Piri Karaçomak, Nesimi, Hacı Baba, Şeyh Fethullah, Ali Baba, Kurban Baba ve Fırat boylarından Amanoslara kadar daha birçok türbeyle evliyalar, ermişler yurdudur bu coğrafya. Başka dinlerin, farklı mezheplerin sığınağı, ocağı olmuştur Gaziantep. Şehir merkezinde Valide Meryem Kilisesi'nden camiye çevrilen yapı, bölgenin belki de en görkemli tarihi yapılarından biridir. Kurtuluş Camii adıyla bilinen bu usta işi mimarlık eseri, Sultan II. Abdülhamid'in mimarı olan Osmanlı Ermenisi Sarkis Balyan tarafından planlanmış ve 1892 yılında Sarkis Taşçıyan tarafından inşa edilmiştir. Bugün kültür merkezi konumundaki Kendirli Kilisesi de 1860'ların sonunda Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un mali katkılarıyla yapılmış son dönem Hristiyanlık eserlerinden biridir. 1723 yılında yapımı tamamlanmış Aziz Bedros Kilisesi ise bugün Ömer Ersoy Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir. Kent merkezindeki Düğmeci Mahallesi'nde restore edilmiş ve korunan Havra binası 1886 yılında ibadete açılmıştır. Gaziantep aslında bir hoşgörü kentiydi her zaman. Bizim Gaziantep'in belli bölgelerinde değişik mezhepten insanlar da vardı. Yani geçen yüzyılın başında Gaziantep'e baktığımızda bu kozmopolit yapıyı çok daha iyi görebilirdik. Örneğin Gaziantep'te kimler vardı? Ermeniler vardı. Ermenilerin hem Katolik kilisesi, hem Gregorian kilisesi vardı, hem de değişik mezhepleri vardı. Rum hemşerilerimiz vardı. Yahudi hemşerilerimiz vardı. Kürtler zaten oradaki kadim halklardan bir tanesi. Araplar vardı. Ve Antep'te Sünnilerin yanı sıra Aleviler de vardı ve hiçbir zaman Alevilerle Sünniler arasında bir çatışma mesela Maraş'ta yaşanmıştır ama Antep'te böyle bir çatışma yaşanmamıştı. Antep halkı genellikle her zaman aslında Müslüman kimliği elbette Cumhuriyet döneminde ağır basan bir halktır ya da Osmanlı döneminde de belki ağır basan bir halktır ama hiçbir zaman
kendi inancından olmayan halklara karşı acımasız davranmamış, onları ötekileştirmemiş, dışlamamıştır. Yani bence bugün oluşturduğu büyük yapıda, büyük kültür kendi başına yetiyor olmasının nedeni de biraz bence bunlarla ilgilidir. Yemek kültürümüzü de bunlarla beraber ele almak lazım ki aslında bu açıdan da hani dünyaya bir mesaj verilebilir. Gaziantep, Anadolu'da yapılarını korumuş, yapılarıyla kent kültürünü geliştirmeyi başarmış bir yerleşimdir. Gaziantepli için ekmek teknesi dükkanlar, tezgahlar, çarşılar ve hanlar da kutsal yer, alın terinin, emeğin kalesidir. Hanlar ve çarşılar kentidir Gaziantep. Yüzlerce yıldır biriktirdiği zanaatkarlığını usta işi bir sabırla, adanmışlıkla, titizlikle bugüne taşımıştır. Mutfağındaki kepçesinden dokuma tezgahındaki çıkrığına, bakır döven çekicinden yemeni için gön kesen bıçağına kadar hepsi ustaların elindedir. Yani ustalar diyarıdır Gaziantep. Sokaklarında yürümek gerekir bu kentin. Gökyüzünde uçuşan güvercinlerin kanat çırptığı, serin bir akşamüstü çarşılarına girmek gerekir. Tarihi avluların çekiç sesleriyle kıvılcımlanışını görmek, hanlardan gelen baharat kokusunu duymak gerekir. Kırmızı dumanlı bir çay içip, zamanlar yumağı bu kentte kadim sesleri dinlemek gerekir. Gaziantep'in üstü kapalı çarşıları, zincirli ve kemikli bedesteni bir zamanlar her gün duayla açılır, duayla kapanırdı. İpek yolu geleneğinin ayakta tuttuğu bu çarşıların yanında iş kollarına göre faaliyet gösteren çarşılar vardı. Bunlardan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran en hareketli yer Bakırcılar Çarşısı. Yörenin en önemli zanaatkarlık alanı olan bakırcılıkla birlikte çarşıda ve etrafında yemeni yapan ve satan dükkanlara, kutnu dokuması satanlara, sedef kakmacılığı ve telkari yapanlara rastlanıyor. Atadan, babadan yadigar bu meslekler, her ne kadar modern hayatın ihtiyaçlarıyla örtüşmese de kadim geleneği sürdüren genç kuşak temsilciler hala var. İpek yolu kültürünün ortaya çıkardığı bir başka yapı grubu da hanlar ve yol üstünde yer alan kervansaraylar. Gaziantep'te 20. yüzyıl başlarına kadar kullanılan bu yapılardan günümüze önemli bir bölümü ulaşmış. Kentte vaktiyle 31 han bulunduğu biliniyor. Bunların küçük bir kısmı yıkılarak ya da mimari değişikliğe uğrayarak yok olmuş. Dış görünümleriyle kaleyi andıran hanların içine girildiğinde, bir ticaret kervanının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek yapı gruplarıyla karşılaşılıyordu. Revaklarla çevrili yapıların ortasındaki büyük avlu ve hemen girişte yer alan ahırlar, kervanlarda kullanılan hayvanlar içindi.
Gerçi bugün çoğu dükkana çevrilse de hanların üst katlarında genellikle misafirlerin konaklamaları için odalar bulunuyordu. Savaş zamanlarında erzak ve mühimmat depolanan hanlar zamanla içinde kuyuların da bulunduğu işlek alışveriş merkezlerine dönüştüler. Gaziantep kent mimarisinin ayrılmaz parçaları olan hanlar arasında Anadolu, Millet, Mecidiye, Hışva, Yüzükçü, Kürkçü, Tütün, Yemiş, Tuz ve Şire Hanı ile Yeni Han en bilinenleri. Baktığınız vakit diyorsunuz ki eski bir fotoğrafa, eski bir gravüre ya da bugünkü herhangi bir anıta gittiğiniz vakit bu bir Antep evidir diyorsunuz. Bu bir Antep camisidir diyorsunuz. Ya da bu unsur hemen Antep'i size çağrıştırıyor. O zaman bizim karşımızda çok güçlü bir karakter var. Ve bu karakter İslam mimarisi içinde mesela Şam'dan da diğer yerlerden de ayrılan bir Antep varlığını bizim karşımıza çıkıyor. Gaziantep varlığını. Hanlar olur da hamam olmaz mı? 14. yüzyıldan itibaren kentin vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yapılardan tarihi niteliği bulunan 17'si hala ayakta ve çoğu kullanılıyor. 1577'de inşa edilen Lala Mustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan hamam şimdi müze olarak düzenlenmiş. Su ile özdeş bir kültürün zenginliğini anlatan, gösteren bir müze bu. Gaziantep'te sayıları her yıl artan kültür ve etnografya eksenli tematik müzelerden sadece biri. Yüksek Bozkır'ın ortasında bu kentin beklenmedik şekilde suyla ilişkisini, önemini, kıymetini anlatan bir kültür mekanı. Çünkü yerin yüzünde pek dikkat çekmese de Gaziantep, yerin altında bir dünya kurmuş ve bunu suyun bereketiyle zenginleştirmiş bir kenttir. Yumuşak kireç taşı kütlesi üzerinde yükselir Gaziantep. Yüzyıllar boyunca altı insanlar tarafından sabırla oyularak tüneller, işlikler, depolar yapılmış, yerin altında bambaşka bir dünya kurulmuştur. Mühendislik harikası bu sistemlerden özellikle livas ve kasteller bir zamanlar Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını karşılamıştır. Dünyada benzeri az görülen bir sistemin, ciddi bir mühendislik birikimi gerektiren su mimarisinin en zor, en karmaşık örnekleri Gaziantep'te ve Doğu Türkistan'daki Turfan kentindedir. Her iki yerleşimin altı, karınca yuvasına benzer bir düzende, başı ve sonu belli devasa labirentleri andırır. Gaziantep'in altında açılan su tünelleri, 50 yıl öncesine kadar kentin yaşam damarları olmuştur. Merkezden geçen Alleben Deresi'ne rağmen su kaynakları bakımından fakir olan yerleşim, çözümü suyu uzak pınarlardan taşımakta bulmuştur. Ama suyun buharlaşarak kaybolmasını önlemek için yerin metrelerce altına uzun koridorlar halinde tüneller ya da kanal benzeri oyuklar açılmıştır. Livas adı verilen bu taşıyıcı kanallar sayesinde su belli bir merkezde bir su burcunda toplanmış ve yine kanallarla evlere dağıtılmıştır. Ayrıca genellikle cami altlarından geçen kanalların belli bir noktasında yüzeyden 30 ila 40 basamak merdivenle inilen kasteller inşa edilmiştir. Arapçadan geçtiği tahmin edilen kastel kelimesi, yer altındaki özel bir mimari düzeni ifade eder. İçinde tuvaleti, yıkanma yeri, dinlenme ve abdest yerleriyle kadınların çamaşır ve yün yıkama mekanlarının bulunduğu kastellerin bazılarında namaz kılınacak küçük mescitler de oluşturulmuştur. Günümüze sadece 6 tanesinin kalabildiği kasteller ve artık işlevini yitirmiş livas sistemi, kadim yerleşimin zengin kültür mirasında en değerli mücevherlerden biridir. Antep, ta Orta Asya'dan gelen o karış sisteminin Anadolu'da en iyi hayata geçirildiği ve içinde yaşayan bir su dünyasının kentin altında hala daha çalıştığı ender kentlerden biri. Bunu bugün girdiğiniz vakit bir speleol olarak yani bir mağara bilimci olarak girin.
bu bugün yaşayan sistem karşısında şaşkınlığınızı gizleyemiyorsunuz. Hala daha o bütün o karstik yapı içinde açılmış sistem bütün evlerin altından dolaşarak gidiyor ve buharlaşmadan o sis nadir olan suyu bütün her tarafa taşıyor. Ve bu sistem bugün turizme açılabilecek bazı özelliklere de sahip. Sanırım önümüzdeki dönemde Antep'in gelen ziyaretçilere sunabileceği çok önemli bir gizemli bir oluşum da bu alttaki su sistemi olacaktır. Evler, yüksek duvarlar arasında dış mekanlardan soyutlanmış, genellikle iki katlı, zarif evler. Yüzünü, kapısını hayata dönmüş evler. Gaziantep'te evlerdeki avlulara yaşantının büyük bölümünün burada geçmesi nedeniyle hayat denilmiş. Mahremiyeti sağlamak için zemin katlarda sokağa bakan pencere açılmaması, hayat denilen bu mekanları vazgeçilmez kılmış. Hayatın tabanında işlemeli taşlar, kenarlarında çiçeklikler, ortasında da gane adı verilen süs havuzları. Evin üst katlarında eyvanlı odalar. Çatının hemen altındaki bardak altı adı verilen serin mekanlar. Tüm pencerelerin üzerinde ışık ve hava sağlayan kuş tağısı denilen açıklık. Bu küçük bölmeler aynı zamanda güvercin ve diğer kuşların da barındığı yerler. Evlerin altında bulunan mahzene, hazna adını taşıyan kiler amaçlı odalar. Çoğunlukla yerin altı oyularak elde edilmiş, yiyeceklerin saklanması için en uygun yerler. Bu taş evlerin bazılarında duvar resimleri. Öyle güzel, öyle duru. Tavanlara, ahşap kirişlemeler üzerine kaplamayla geçilirken yağlı boya kullanılarak yapılmış bu resim ve süslemeler Gaziantep'in saklı sanatları. Unutulmuş, renkleri solmuş ama henüz kaybolmamış sanatları. Gaziantep'in dar sokaklarında yürümeli. Sıcak zamanlarda sokağa gölge veren evlerin, avlu duvarlarının arasından yürümeli. Sokağın üzerinden geçen bir kemer ve bu kemerin taşıdığı bir odanın altından, kav altından geçmeli. Hem gölge hem rüzgar koridoru yaratan bu düzenlemeyi bulmuş atalara selam göndermeli. Üstüne tahmiste bir kahve içmeli. Şehirden kaçmak mı istedik? Hemen sahraya çıkmalı. Yani ailecek ya da dostlarla, iş arkadaşlarıyla sahraya, pikniğe gitmeli. Gaziantep'in çevresini saran yeşille kucaklaşmalı. Tabiatın verdiği huzurla yenilenmeli. Kırda açılan iştahı en güzel yemeklerle ıslah etmeli. Gaziantep. Bu kente mutfak kapısından girmek gerek. Çünkü bu kentin sofrası bir sanat eseri. Yemeği bir sanatçı duyarlılığıyla, aşkla, tutkuyla hazırlar Gaziantep'li. Etinden hamuruna, tatlısından ekşisine, her biri cennet sofrasına layıktır bu yemeklerin. Türklerin, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin, Ezidilerin, Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin sofrasıdır. Gaziantep sofrası sadece bir şehir değil, bir insanlık sofrasıdır. Ve bu sofranın bereketi paylaştıkça artmıştır. Kadim bilginin, büyük bir irfanın eseri olan Gaziantep mutfağı, UNESCO tarafından tescillenmiş ve Gaziantep, dünya gastronomi kenti olarak yaratıcı şehirler ağına alınmıştır. Damaklarda unutulmaz tatlar, belleklerde güzel hatıralar bırakan bu kültür mirasını anlatmak için en başa dönüp tarihi süreci yeniden ele almak gerekir.
Velhasıl bir lezzet başkenti için tarih, sanat tarihi ve arkeolojiyi yeniden harmanlamak gerekir. Güneş dev bir alev topu gibi yükseliyor Fırat'ın doğusundan. Keşfedilmemiş zamanları aydınlatıyor Barak Ovası'ndan Amanoslara kadar. Burası dağın ovaya, suyun bozkıra, toprağın berekete kavuştuğu, ipeğin dokumaya, taşın mozaiğe, kayaların dantele dönüştüğü topraklar. Sabah ezanıyla dağlar, ovalar, sular aydınlanıyor. Kadim dünyanın ruhu bu topraklarda ayağa kalkıyor. Eyvanlar, hayatlar, sokaklar seslerle, gökyüzü güvercinlerle doluyor. Mutfaklardan en güzel kokular yayılıyor. Közlerden sıcağın harareti. Bağlardan, bahçelerden türküler yayılıyor. Tanıklık ettiğimiz bir Anadolu mucizesi. Artarak, çoğalarak var olmanın binlerce yıllık resmi. İçinden tarih geçen bu topraklarda üst üste yığılıp harman olmuş kültürler bir arada iç içe rengarenk yaşıyor. Gaziantep'te.